şirketler ya da tek başına çalışan firmalar. Genel olarak kullanıcının kendi verisi diğer merkezlerin verisiyle karşılaştırmasına yarıyor her şeyden önce. Yıllık raporlarda yılda iki kez olmak üzere bypass çevresi için 12 ay, kapak çevresi için de 36 aylık güncel sonra burada kullanacağı yazılımı zaten emniyet firmalardan satın alıyor. Kendi web sayfasında raporu yayınlamak istiyorsa robot kullanım ücreti ayrıca veriyor. Bunun dışında da sağlık sektöründen medikal cihaz üreten firmalardan, araştırma firmalarından bir kısmı biri satarak verilir ücret alıyor. Bunun devletten para almasının temel faydası bağımsız ve ünlü bir yapı olduğu için kişiye verim verimi açıklayın diye izinler verildiği sürece ya da şunları şunları açıklayabilirsiniz dediği dışında kısmını kimse açıklayamıyor. Bağımsız bilgi almamak nedeniyle vatandaş başvurursa herhangi bir hastanenin herhangi bir cevabı verisini isteyebilir. STS'de güncel bir uçak Amerika'nın hastanelerinin %95'ini kapsıyor. Şu anda sisteminde 5.8 milyon hastanın verisi var. Bunun 5.1 milyon Amerika'dan denetim çok önemli. Her yıl mutlaka yapılması gereken temel bir oran var. Her yıl en az %10 merkezin deneteceğini teyit ediyor STS. Ama hedeflediği %20, sonraki yılda %40 oranında yani katılan merkezlerin %40'ını denetlemiş durumda yıllık olarak. Denetim dediğimizde her grup için en az, her verim grubundan yani bypass, kapak, bypass artı kapak, en az 10 hastanın verilerinin denetlenmesi yapılıyor. STS'e üye olmak istersek, kayıt yapmak istersek ne yapacağız? Önce bir tabii ki başvuru formunda olacağız. Cerrahi ekibimizle ilgili bilgileri tanımlayacağımız formlarla başvuracağız. Arkasından karşılıklı da çalışıyorsanız, STS üyesiyseniz bu 3.500 dolarlardan başlıyor. Amerika'da olmayan bir hastanede çalışan STS üyesi